Merhaba arkadaşlar, Otomatik Kontrol 2 derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde örnek 3'ü çözeceğiz. Bu örneklerimizde kökyer eğrilerini tamamen elle nasıl çizeriz buna bakıyoruz. Ve daha sonrasında da MATLAB'la bunları çizdirerek kontrol ediyoruz. Daha önceki örneklerimizde bakabilirsiniz. Hemen sorumuza başlayalım. Şimdi şöyle bir bizim sistemimiz var. IES sistemimiz var. Bu birim geri beslemeli, negatif birim geri beslemeli bir sistemimiz. Yani bunu gördüğümüzde sıfırlarımızı ve kutuplarımızı bulacağız. Üst taraf sıfırlarımız, alt tarafta kutuplarımız oluyordu. Üst taraftaki kökleri bulalım. Eksi 8 kökümüz var. Bu bir sabit, k bir sabitti. Bununla ilgilenmiyorduk. Eksi 3'te bir ne yapıyor? Kökümüz var. Yani bu ne oluyor? Bizim eksi 3'te bir kutubumuz olmuş oluyor. Eksi 6'da bir kutubumuz olmuş oluyor. Eksi 10'da da bir kutubumuz olmuş oluyor. Yukarıdaki kökler sıfırlarımız, aşağıdaki kökler kutuplarımız. Hemen kutuplar ve sıfırlar diye buraya yazalım. Sıfırlar, sadece bir tane sıfırımız var, eksi 8. Kutuplar, eksi 3'te bir kutbumuz var, eksi 6'da bir kutbumuz var, eksi 10'da bir kutbumuz var. Şimdi bunları bu şekilde yazdıktan sonra hemen bir koordinat sistemi çiziyorduk. Şöyle bir koordinat sistemimizi çizelim. Şu eksen bizim neydi? Reel eksenimiz. Yani gerçek eksenimiz. Şu eksenimizde bizim neydi? JV olarak yazdığımız sanal eksenimiz. Bu şekilde buraya yazdık. Şimdi ne yapacağız? Köklerimizi, yani kutuplarımızı ve sıfırlarımızı yerleştireceğiz. Sıfırlarımızı yuvarlak sembolüyle, kutuplarımızı da çarpı sembolüyle gösteriyorduk. Hemen eksi 3'e bir kutup koyalım. Yani çarpı yapalım. Eksi 3. Daha sonra eksi 6. Eksi 6'da bir yine kutup var. Daha sonra eksi 8'de bir yuvarlağımız olacak. Yani burada bir sıfırımız var. Daha sonra da eksi 10'da da şu şekilde eksi 10'da da bir kutbumuz olacak. Bunları bu şekilde yerleştirdikten sonra ne yapacağız? Nerelerde, hangi aralıklarda kökümüzün yer eğrisi var buna bakacağız. Şu sıfırları bulmayı ve nerelerde kökün yer eğrisi olduğunu bulmayı daha önceki videolardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen burada belirleyelim. Bu alanın sağ tarafında herhangi bir segment yok. Yani 0 tane segment var. 0 çift bir sayı. Burada bir kökün yer eğrisi yok. Artık bundan sonra bir tane yok, bir tane var şeklinde gidecek zaten arkadaşlar. Burada yoksa burada vardır. Hemen şu şekilde buraya normalde kutuptan 0'a doğru gidiyordu. Fakat iki tane kutup birbirine bakıyorsa bu şekilde iki kutup birbirine bakacak şekilde oklar çiziyorduk. Burada varsa burada olmayacak. Burada olacak o zaman. Şimdi burada olduğu zaman ne yapacağız? Ne demiştim? Kutuptan sıfıra doğru gidiyor. Yani kutuptan sıfıra doğru gidecek şekilde yapacağız. Burada varsa burada olmayacak. Bu şekilde oklarımızı da yerleştirdik. Şimdi burada görmemiz gereken iki kutbumuz birbirine bakıyor. Yani şöyle bir alanda şurada bir ayrılma noktamız olacak. İlk olarak bu kökyer eğrimizde asimtot var mı ona bakalım. Asimtot bulma diye bir başlık atalım. Asimtot bulma. Hemen asimtotu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Formülümüz vardı. Hemen formülümüzden asimtotu bulalım. Eğer ki asimtotu varsa her soruda asimtot olmaz. Buna dikkat edelim arkadaşlar. İlk önce asimtotumuzun açısını bulacağız. Artı eksi 180 diyorduk. Bölü kutup sayısı eksi sıfır sayısı. Bakın arkadaşlar burada 3 tane kutbumuz var. O zaman kutup sayımız 3. Bir tane sıfırımız var. O da eksi 8 yani sıfır sayımızda 1. Kutup sayısı eksi sıfır sayısı. Bu şekilde yaptığımızda 180 bölü 2'den 90 derece ne yapacak? Bizim asimtotumuzun açısı bulunacak. Şimdi asimtotumuzun açısını bulduk. Asimtotumuzun geçtiği yeri bulmamız lazım. Onu da nasıl buluyorduk? Kutupların reel kısımlarının toplamı. Şimdi bakalım. Kutupların reel kısımlarının toplamı ne? Eksi 3, eksi 6, eksi 10'dan eksi nedir? 19. Kutupların reel kısımlarının toplamı eksi. Bu sefer sıfırların reel kısımlarının toplamı eksi 8. O da sadece bir tane sıfırımız var. Yine bölü kutup sayısı eksi sıfır sayısı. Bakın arkadaşlar buradan da ne çıkacaktır? Eksi 11 bölü 2 çıkacaktır. Eksi 11 bölü 2'de buradan ne çıkar? 5,5 çıkar arkadaşlar. Yani bizim asimtotumuz 5,5
Yani 5.5 noktasından ne yapıyormuş? Geçiyormuş. Yani 5.5 noktasından çıkan 90 derecelik bir açıyla devam eden bizim bir asimtotumuz var. Hemen ne yapalım? Onu koordinat sistemimizde gösterelim. 5.5 noktamız neresidir? Şöyle onu mor kalemle işaretleyelim. 5.5 noktamız şu civarlarda bir yerdir. Buraya 5.5 noktası diyelim. Hemen bu noktadan ne yapalım? Bir asimtot çizelim. Nasıl çıkacakmış? 90 derecelik bir açıyla. 90 derecelik bir açıyla şu şekilde, yani dümdüz sanal eksene paralel bir şekilde asimtotumuzu çizelim. Şuraya diyelim ki asimtot. Asimtotumuzu bu şekilde çizdik. Nereden? -5.5 noktasından asimtotumuzu çizdik. Şimdi bu şekilde dik bir şekilde asimtotumuzu çizdikten sonra şuraya da diklik sembolü koyalım. Şimdi yapacağımız şey ayrılma ve birleşme noktalarını bulmak olacak. Çünkü neden? Şimdi bizim şu noktada ne yapıyordu? Bir ayrılma noktamız vardı. Yani bizim bu noktadan kökümüzün yer eğrisi ayrılıp şu şekilde asimtota doğru, ama fakat asimtota değmeden bu şekilde sonsuza dek bizim kökümüzün yer eğrisi devam edecek. Yani asimtota değmeyecek fakat asimtota doğru sonsuza dek gidecek. Şu noktadan. Şimdi asimtotumuzu bulduk. Nasıl? 5.5 noktasından bir asimtot bulduk. Nasıl? 90 derece açıyla 5.5 noktasından geçen. Fakat eksi 5.5 olacak. Şurası eksi yazalım. Yanlış olmasın. Eksi 5.5 noktasından çıkıp 90 derecelik açıyla sanal eksene, şu sanal eksene paralel bir şekilde bir asimtot çizdik. Daha sonra bu iki kutbun bir noktasından bu bir ayrılma noktası olduğunu söylemiştik. Buradan ayrılma noktasından ayrılarak asimtota değmeden fakat sonsuza dek giden, bir de hem üstte hem de simetriğinde altında bu şekilde devam eden bir kökümüzün yer eğrisi var. Peki şuradaki şu ayrılma noktamız ne? Bunu tespit edeceğiz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bir birleşme noktası yok. Çünkü mavi ile çizdiğimiz çizgi sonsuza dek gidiyor. Biz bunu da şimdi formülle çözdüğümüzde bir birleşme noktası olmadığını da göreceğiz zaten. Hemen ayrılma noktasını bulalım. Diyelim ki ayrılma ve birleşme noktaları. Hemen ayrılma ve birleşme noktamızı nasıl buluyorduk? Ona değinelim. Şu şekilde bir şey yapıyorduk. Bir formülümüz vardı. Formülümüz nasıldı? Fonksiyonumuzun tersini alıyorduk. Fonksiyonumuzun tersini alıyorduk. Bunun da türevini alıyorduk. Daha sonra da bunu sıfıra eşitliyorduk. Yani şuradaki şu fonksiyonumuz dersek bunu ters döndüreceğiz. Ters döndürdüğümüzde ne olur? Fakat ters döndürürken k'yı almayacağız arkadaşlar. Şu k olmayacak. Ters döndürdüğümüzde s artı 8 alta gelecek. Şunlar da şu 3'ü de yukarı gelecek. Hemen bu şekilde ters çevrilmiş bir şekilde bunu yazalım. Ters çevrilmiş hali s artı 3 s artı 6 s artı 10 s artı 10. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Alt tarafımızda ne oluyor? S artı 8. Normalde alt tarafımıza k'yı da yazmamız gerekiyordu ama burada k'yı almıyoruz arkadaşlar. K'yı almadan bu şekilde ters çevirmiş olduk. Şimdi bunu ne yapalım? Düzenleyelim. Yani düzenleyelim derken şuraları ne yapalım? İçeri dağıtalım. Bu şekilde içeri dağıttığımızda ben direkt hazır bir şekilde yazacağım. Uzamasın soru. S küp artı 19 s kare artı 108 s artı 180 şeklinde üst tarafımız çıkıyor. Alt tarafımızda direkt zaten dağıtacak bir şey yok. S artı 8. Bu şekilde bunu yazdık mı? Şimdi yapmamız gereken neymiş? Ters çevirdik. Bak bu ters çevrilmiş hali. Şimdi ne yapacağız? Şurada bir türev var. Buranın türevini alacağız. Hemen buranın da türevi diyelim. Onu da ne yapalım? Altına yazalım. Şimdi buranın türevini alırsak nasıl olur? Bu bölüm türevi. Bölüm türevini yapmak için ne yapıyorduk? Üstün türevini alıyorduk. Bir üstün türevini alalım. Üstün türevi 3s kare
artı 38s artı 38s artı 108. Bu şekilde üstün türevini aldık. Yani birincinin türevi çarpı ikinci aynen. İkinci dediğimiz neresi? Alt taraf. Alt tarafı ne yapıyoruz? Direkt aynen yazıyoruz. Daha sonra eksi diyoruz. Eksi dedikten sonra bu sefer birinciyi aynen yazacağız. Birinciyi aynen yazdığımızda yine s'ün küpü artı 19s kare artı 108s artı 180. Sonra çarpı diyeceğiz. Bu sefer ikincinin türevi. İkincinin türevi nedir arkadaşlar? Direkt 1. Bu şekilde bunu yazdıktan sonra daha sonra ne diyorduk? Alt tarafın karesi diyorduk. S artı 8'in karesi. Şimdi türevi de aldık. Türevi aldıktan sonra ne yapacakmışık? 0'a eşitleyecekmişik. Burayı da ne yaparsak 0'a eşitlersek direkt zaten alt taraf gitmiş olacak. Şimdi hemen şu işlemimizi yapalım. Düzenli bir halde ne yapalım? Yazalım. Bu şekilde yazdığımızda arkadaşlar hemen şöyle oluyor. Hemen gidecekleri işaretleyelim. Mesela ne gider buradan? Şunu bir ilk önce dağıtalım fakat şurası dağılmamış halde. Şu şekilde ne olur? 3s küp artı 38s kare artı 108s artı 24s kare artı 304s 304s artı 864. Üst tarafımız şurası yani bura bu şekilde olur. Daha sonra eksiği de buradakilerin içine dağıtalım hemen. Şu eksiği de dağıtalım. Eksiği de dağıttığımızda eksi s küp eksi 19s kare eksi 108s eksi 180 olacak. Bu şekilde yaptık. Hemen gidecekleri götürelim. Mesela ne gider? Şuradan şu şekilde 108s'ler gider. 108s'leri götürdük. S küpün bir tanesini götürürsek şurada 2s kare kalır. S küp kalır. 2s küp kalır. Daha sonra ne yaparız? 19s kareye götürürsek şurada ne yapar? 19s kare kalır. Bu şekilde bunları toplu bir şekilde yazarsak yine bununla da bu gidecek şekilde yazarsak aşağıya en sadeleşmiş hali 2s küp artı 43s kare artı 304s artı 684 şeklinde çıkar. Şimdi şu işlemimize dikkat ettiğimizde ne yapıyormuşuk? En son 0'a eşitliyormuşuk. Yani burayı ne yapacağız? 0'a eşitleyeceğiz. Burayı 0'a eşitlediğimizde gördüğümüz üzere arkadaşlar burada bir 3. derece denklem oluşmuş oldu. Şimdi biz bu denklemin köklerini buldurmamız lazım. Bu denklemin köklerini ben web siteden buldurdum. Bir tane web site buldum. Oradan buldurdum. İsterseniz bunu da yoruma falan yazabilirim. Köklerimiz şu şekilde çıkıyor. Eksi 4.62 birinci kökümüz şu şekilde çıkıyor. Toplamda zaten 3 tane kökümüz çıkması lazım. Diğer iki kökümüz de zaten direkt şu diğer iki kökümüz de şu şekilde birbirine simetrik bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Şu şekilde çıkıyor. Eksi 8.42 artı eksi 1.66 J şeklinde yani Y ekseni olan sanal ekseni olan bir şekilde çıkıyor. Şimdi 3 tane kökümüzü bulduk. Direkt şimdi ne yapacağız? Koordinat sistemimize geleceğiz. Şimdi baktığımızda bizim ayrılma noktamız eksi 6 ile hatta eksi 5.5 ile eksi 3 arasında bir değermiş.
Şimdi bizim buradaki sağlayan değerimize baktığımızda bakın -4.62 -5.5 ile -3 arasında bir değer. Yani bizim burası ayrılma noktamız olmuş oluyor. Fonksiyonumuz da kök değerimizi de sağladı. Şimdi şuraya bakarsak eğer 8.42'de bir x ekseni 8.42'de olan yani şurada olan bir de y ekseninde de işte iki tane olan iki tane yeri olan bir kökümüz var. Mesela nasıl olurdu mesela bunu çizseydik? Bir tane şu 8.42'den çıkarırdık. Birer tane şuralardan çıkarırdık. Buralara kökler koyardık. Fakat bu bizim sağlamıyor. Yani bizim ayrılma noktamız şu noktada. -5.5 ile -3 arasında bir değer yani -4.62 bizim bu değerimiz. Hemen şu ayrılma noktamıza yazalım. Şu noktaya diyelim ki şöyle -4.62. Yani ayrılma noktamız buradan ayrılıyor. -4.62'den ayrılarak şu şekilde asimtota doğru sonsuza dek hem aşağıda hem yukarıda gidiyor. Ayrılma noktamızı da bulduk. Asimtotumuzu da bulduk. Şimdi yapacağımız şey şu olacak. Sönüm değerini bulacağız. Sönüm değerini nasıl buluyorduk arkadaşlar? %OS'den. Bakın burada %OS %20 verilmiş. Bunu kullanaraktan sönüm değerimizi bulabiliriz. Hemen şuraya yine bir başlık yazalım. Sönüm oranı ve diğer formüllerin bulunması diyelim. Sönüm değerimizi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hemen formülümüzü yazalım. Daha önceki videolarda zaten bunları anlatmıştık. Sönüm değerimizi şu şekilde eksi ln sönüm değerimiz neydi? 20 idi. 20 bölü 100. Çünkü o %20 idi. 20 bölü 100 yapıyoruz. Daha sonra aşağıya pi'nin karesi artı ln kare yine 20 bölü 100 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da hesap makinemize hesaplattığımızda sönüm oranımız şu şekilde çıkacaktır. 0.456. Bu şekilde sönüm oranımız çıkacaktır. Sönüm oranımızı bulduktan sonra biz bir de ne yapıyorduk? Sönümümüzün açısını buluyorduk. Sönümümüzün açısı da neydi? Kosinüsün tersinde yani arkosta bulduğumuz sönüm değerini buraya yazıyorduk. Yani 0.456 yazıyorduk. Çıkan değer bizim sönümümüzün açısı oluyor. Sönüm doğrumuzun açısı. Bu da ne çıkıyormuş? 62.87 derece. Şimdi buradan sonrası arkadaşlar önemli. Şimdi sönüm doğrumuzu değerini bulduk. Sönüm doğrumuzun açısını bulduk. Şimdi bunu ne yapacağız? Hemen şuraya geleceğiz. Buraya geleceğiz. Farklı bir kalem alayım. Ne yapalım? Yeşil alalım. Bir tane yeşil kalem alalım. Şuraya sıfır noktasından başlayaraktan sıfır noktasına geldik. Şurası sıfır noktamız. Sıfır noktasından başlayarak derecemiz kaçtı? 62 nokta neydi? 87 dereceydi. 62 nokta 87 derecelik açıyla şu sıfır noktasından başlayarak bir doğru çizeceğiz. Bakın arkadaşlar şuraya şu şekilde şuraya bir açı değerimiz var. Bu açı değerimiz de ne? 62.87 derece. 62.87 derecelik bir açıyla bir doğru çiziyoruz buraya. Bu bizim ne yapıyor? Sönüm doğrumuz oluyor. Değeri neydi? 0.456 idi. Aşağıda bulmuştuk. Bu şekilde doğrumuzu çizdik. Şimdi yapacağımız şey ne olacak? Bakın arkadaşlar gördüğünüz üzere bu doğrumuz bizim hem şu mor çizgimizle yani asimtotumuzla çakışıyor hem de şu mavimizle çakışıyor. Mavimizde neydi? Kökümüzün yer eğrisi. Buradan bir eğri çıkıyordu. Buradaki bir hata şudur arkadaşlar. Bazı arkadaşlar ne yapıyor? Asimtottan çakıştırıyor bu doğruyu. Hayır, asimtottan çakıştırmayacağız. Şu mavi olandan yani kökümüzün yer eğrisinden ne yapacağız? Bu noktamızı çakıştıracağız. Bu noktayı çakıştırdıktan sonra ne yapacağız? Cetvelle bakacağız. Zaten bu koordinat sistemini ve bütün değerlerimizi cetvelle ve pergelle çizmemiz lazım arkadaşlar.
pardon pergelle değil gönye ile çizmemiz lazım. Şu açı değerini vererekten bir doğru çizmemiz lazım. Yani 62 nokta yani 62.80 değil de 63 derecelik bir açıyla ne yapın? Bir doğru çizin buraya. Bu değerleriniz de yine cetvelle çizilmiş olsun. Tam şu çakıştığı noktalardan artık ne yapın? Hem aşağıdaki kestiği noktayı hem de buradaki sağ eksendeki kestiği noktayı bulun. Tam cetvelle çizdiğimizde bu değerler ne çıkıyormuş? Onu hemen yazayım. 10.57 derece, 57 derece değil, normal. 10.50, bakın derece dedim, derece yazdım, pardon. 10.57 oluyormuş sağ eksendeki çakıştığı nokta. Tam şuradan yine dümdüz indiğimizde de şu noktamız, şu noktamız ne oluyormuş? Şu noktamızda eksi 5 nokta, eksi 5 nokta, 415 oluyormuş arkadaşlar. 415. Bakın arkadaşlar dikkat ederseniz bizim asimtotumuz eksi 5.5'ti. Bu da zaten asimtottan önce gelen bir değer. Haliyle ne olması lazım? Yani eksi 5.5'ten küçük olması lazım. Küçük olmuyor aslında. Eksili bir değer olduğu için daha büyük oluyor da. Yani bu tarafta olması lazım. Yani şu x ekseninde kestiği yer eksi 5.415. Bu bizim x ekseninde kestiği noktamız. Şurayı alfa ile gösterelim. Eksi alfa ile gösteriyoruz zaten buraya. Bu da bizim sağ eksende kestiği noktamız. Burayı da ne yapıyorduk? D ile gösteriyorduk. Şimdi yapacağımız şeyler şunlar olacak. TP ve TS'yi bulacağız. TP ve TS dediğimiz ne? TS yerleşme zamanımız. TS'yi nasıl buluyorduk? 4 bölü diyorduk. Reel eksende kestiği nokta. Yani eksi alfa. Yani eksi alfa değil de bunu direkt alfa olarak yazıyoruz. Eksiyle çarpıyoruz. 4 bölü alfa diyoruz aslında buraya. Hemen onun direkt değerini yazalım buraya. Hiç şey yapmayalım. 5 nokta kaç çıkmıştı? 415 çıkmıştı. 415 çıkmıştı. Normalde eksi 5.415 çıktı ama eksiye almadan yazıyoruz. Bu şekilde bu işlemi de yaptığımızda TS'miz kaç çıkıyormuş arkadaşlar? Bakalım. 0.74 çıkıyormuş TS'miz. TP'miz yani tepe zamanımız. Tepe zamanımızda nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bu sefer pi bölü sanal ekseni kestiği nokta. Yani D yapıyorduk. D'miz de neydi? 10.57 idi. Bu işlemi de yaptığımızda tepe zamanımızda 0.297 çıkıyormuş. Bunu da bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi yerleşme zamanımız ve tepe zamanımızı da bulduk. Yerleşme zamanımızın tam olarak formülü aslında 4 bölü sönüm VN'de. Yani şu 5.415 aslında sönüm VN'e eşit. Yani sönüm VN eşittir 5.415. Buradan da sönümü bölüm olarak buraya atarsak bizim VN'imiz kaç çıkacaktır? 11.88 çıkacaktır. VN'imiz de yani doğal frekansımızda bulmuş olduk. Şimdi geriye neler kaldı bakalım. Geriye kalan şeyler hemen gözden geçirelim. K'mızı bulmak kaldı. Artık ne yapacağız? K'yı bulacağız. Hemen şuraya da bir başlık atalım. K kritik kazancının bulunması. K kritik kazancını da nasıl buluyorduk? Yine bir aslında doğru çiziyorduk arkadaşlar. Bakın şu doğrumuzda ne yapıyor? Şu çakışan noktamız sağ eksende 10.57'de, reel eksende de eksi 5.415'te. Hemen bunu yine bir çizelim şuraya alta. Çünkü üçgen hesabı yapacağız. Şu şekilde buraya bunu çizelim. Yine kutuplarımızı ve sıfırlarımızı yazalım. Eksi 3'te bir tane kutbumuz vardı. Eksi 6'da bir kutbumuz vardı. Eksi 8'de bir sıfırımız vardı. Eksi 10'da da bir yine kutbumuz vardı. Nerede çakışıyordu bizim?
şu noktamızda çakışıyor olsun. Bu noktamızda ne yapsın? Şu şekilde aşağı insin. Burası neydi? Eksi 5.4 4 yazalım. Direkt eksi 5.4 diyelim buraya. Yuvarlayalım. Şuramızda neydi? 10.57 idi. Bu şekilde bu çakışan noktaları bulduk mu? Şimdi yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. Kutuplarımıza ve sıfırlarımıza şu bu noktadan doğrular çizeceğiz. Bu şekilde doğrular çizeceğiz. Doğrularımızı bu şekilde çizelim. Doğrularımızı çizdik mi? Bunlara isimler verelim. Direkt ne diyelim? Şurası L1 olsun. L2 olsun. L3 olsun. L4 olsun. Şimdi bu uzunluklarımızın hepsini bulacağız. Yani bu noktadan bu noktaya olan uzunluğu bulacağız. L1'imizi nasıl buluruz? Bakın arkadaşlar şurası bir dik üçgen. Dik üçgense bu kenarın karesi, bu kenarın karesi artı bu kenarın karesi ne olacak? Bizim hipotenüsümüze eşit olacak. Yani L1'imize eşit olacak. L1'imizin karesine eşit olacak daha doğrusu. L1'imizin karesi demeden direkt buraya kök içine alırsak şimdi ne yapacağız? Buradaki uzunluğu bulmak için eksi 10'dan yani 10'dan ne yaparız? 10'dan 5.4'ü çıkarırsak ne yaparız? Buranın uzunluğunu bulmuş oluruz. Daha sonra karesi diyelim. Artı. Sonra ne yapalım? Bu kenarımızın uzunluğu zaten direkt 10.57'nin karesi. 10.57'nin karesi. Bu şekilde bunu da yaz. Bu şekilde bunu da yazdıktan sonra L1'imiz ne çıkıyormuş? 11.52. Daha sonra L2'mizi bulalım. L2'miz ne olacak? L2'miz de ne yapıyor? 8 noktasında. 8'den bu sefer ne yapacağız? 5.4'ü çıkaracağız. Bunun yine karesi diyelim. Artı yine 10.57'nin karesi diyelim. L2'miz ne çıkar buradan? L2'miz de 10.88 çıkıyormuş. 10.10 şurası 10. 10.88 çıkıyormuş. Hemen L3'ümüzü bulmaya gelelim. L3'ümüz de nasıl? Bu sefer ne yapacağız? 6'dan 5.4'ü çıkaracağız. 6-5.4 bunun karesi artı 10.57'nin karesi. Buradan da L3'ümüz 10.59 çıkıyormuş. L4'ümüzü bulalım. L4'ümüzde ne olacak? Bu sefer ne yapacağız? Şuradaki şu uzunluğu bulmak için yani şu uzunluğu bulmak için 5.4'ten 3 çıkaracağız. 5.4 eksi 3 bunun karesi artı şuradaki kenarın yine karesi. 10.57'nin karesi. Buradan da L4'ümüz kaç çıkıyor? 10.84. Şimdi uzunluklarımızı bulduk. Yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar. K'yı bulmak için. K eşittir diyeceğiz. Kutupların kendi aralarında kutup uzunluklarının diyelim hatta. Kutup uzunluklarının kendi aralarında çarpımı bölü sıfır uzunluklarının kendi aralarında çarpımı. Yani arkadaşlar burada ne demek istiyor? Kutuplarımıza giden uzunluklar ne? Bakın arkadaşlar şurada bir kutbumuz var. L1 uzunluğu gidiyor. Yani buraya çarpı atalım. Kutbumuza giden bir uzunluğumuz. L2'ye bakarsak sıfıra gidiyor. L3'e bakarsak kutba gidiyor. L4'e bakarsak kutba gidiyor. Yani yapacağımız şey şu olacak. L1 çarpı L3 çarpı L4 bölü L2 10.88. Bu şekilde yaparsak K'mız da 121.5 çıkıyormuş arkadaşlar. K'mız da bu şekilde bulmuş olduk. Şuraya da K yazalım. Şimdi K'mızı da bulduk. Ne yapacağız? K'mızı da bulduysak artık hatayı bulabiliriz.
İlk olarak başlığımızı atalım. Hatanın bulunması. Peki, hatayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hemen yukarı gelelim. Bakın arkadaşlar, şurada bir fonksiyonumuz var. K çarpı S artı 8 bölü S artı 3, S artı 6, S artı 10 diye bir fonksiyonumuz var. Burada şu K değerimiz bilinmiyor. Fakat şu an biz ne yaptık? K değerimizi bulmuş olduk. Hemen ne yapacağız? K değerimizi yerine yazacağız. Fonksiyonu da yerine yazacağız. Hemen diyelim ki y'simiz ne oldu artık? Y'simiz artık şu şekilde oldu. K'mız neydi? 121.5 bulmuştuk. K'mızı bu şekilde bulduk. Çarpı s artı 8'miş fonksiyonumuzda. Bu zaten ilk verilen fonksiyonumuz. Direkt zaten K'yı yerine koyduk. Başka bir şey yapmadık. Alt tarafımızda s artı 3, s artı 6, s artı 10. Bu şekilde bizim fonksiyonumuz verilmiş. K'yı bulduk, yerine yazdık. Şimdi yapacağımız şey şu olacak. Sistemin tipini belirlemek olacak. Hatalar videosunu izlemediyseniz arkadaşlar izleyin. Yoksa burada takılabilirsiniz. S'in üstü 0 olduğu için bu nedir? Tip 0 bir sistem. Tip 0 sistemde biz ne yapıyorduk? Kp'yi buluyorduk. Kp statik hata katsayısını buluyorduk. Kp'yi de nasıl buluyorduk? Limit s 0'a giderken ys diyorduk. Bakın arkadaşlar, ys burası. Sadece yapmamız gereken şu s'lerin yerine 0 koymak. Bu şekilde bu işlemi yaparsak 121.5 çarpı 5 çarpı 8 bölü, şurası güzel olmadı, 121.5 çarpı 8 bölü 3 çarpı 6 çarpı 10. Buradan da Kp'miz ne çıkıyormuş? Hemen bakalım. Buradan da Kp'miz 5.4 çıkıyormuş. Kp'mizi de bulmuş olduk. Peki Kp'mizi bulduysak hatamızı bulamıyor muyduk? Bulabiliyorduk. Direkt zaten hemen hatamızı bulabiliriz buradan. Kp'li formülümüzde hatamız nasıl bulunuyordu? 1 bölü 1 artı Kp diye bulunuyordu. 1 bölü 1 artı 5.4 dersek, yani bu da nedir? 6.4'tür. 6.4 olur. Buradan da hatamız ne çıkar? 0.156 çıkar. Hatamız da 0.156 çıktı. Arkadaşlar, gördüğümüz üzere şu an her şeyi bulmuş olduk. Tamamını da elle bulduk. Hemen baştan sona bir bakalım. İlk ne yaptık? Fonksiyonumuzda kutuplarımızı ve sıfırlarımızı bulduk. Yerleştirdik. Daha sonra asimtotumuz var mı? Onu bulduk. Asimtotumuz çıktı. Asimtotumuzu bu şekilde çizdik. Asimtotumuzu çizdikten sonra gördük ki şurada bir ayrılma noktası var ve asimtotu doğru gidecek. Ne yaptık? Ayrılma ve birleşme noktalarını bulduk. Hemen şu aralıktaki sağlayan değeri ayrılma noktası diyerekten yazdık ve bu noktadan ayrılıp asimtot doğru gittiğini söyledik. Bunu da yaptıktan sonra sönüm oranı ve diğer değerleri bulduk. Sönüm oranımızı nasıl buluyorduk? %OS'imiz verilmişti soruda. Hemen bunu sönüm formülüne yazdığımızda sönümümüzü bulduk. Buradan da kosinüsün tersinde sönüm yazaraktan sönümün doğrumuzun açısını bulduk. Bu şekilde bu açıyı bulduktan sonra sıfır noktasından başlayaraktan tam bu derecede bir doğru çizdik. Ve bu doğrunun çakıştığı, şu maviyle çakıştığı yerden ne yaptık? Noktaları aldık, iz düşümü aldık ve buradaki sağ eksendeki, reel eksendeki ve sağ eksendeki noktaları da bulduk. Bu noktaları da bulduktan sonra yerleşme zamanımızı 4 bölü reel eksen, tepe zamanımızı da pi bölü sağ eksen yaparaktan bulduk. Şu alt tarafımızın sönüm çarpı vn, yani doğal frekans eşit olduğunu söylemiştik. Sönüm çarpı vn 5.415 diyerekten vn'imizde, yani doğal frekansımızı da bulduk. Daha sonra k'yı bulmaya geldik. Zaten ne yapmıştık? Sönümümüz tam şu noktada çakışıyordu. Buralarda ne yapmıştık? İz düşümü almıştık. Yine bu iz düşümleri yazdık. Yine kutupları ve sıfırları yazdık. Ve bu sefer tam şu noktadan, tam bu çakıştığı noktadan her birine birer doğru çektik. Her birine çektiğimiz şu doğrunun şu şekilde
üçgen bağıntısından, dik üçgen bağıntısından uzunluklarını bulduk. Daha sonra kutupların kendi aralarında uzunluklarının çarpımı bölü sıfırların kendi aralarında çarpımı yaptık. Tek bir sıfırımız vardı zaten. Bu şekilde yazdıktan sonra K'mızı bulduk. Yani K kritik kazancımızı bulduk. K kritik kazancını da asıl fonksiyonumuzda, yani şurada ne yaptık? Yerine yazdık. Yerine yazdığımızda şu şekilde oldu yeni fonksiyonumuz. Daha sonra sistemin tipini belirledik. Bu tipe uygun statik hata katsayısını bulup bu statik hata katsayısına uygun da hata formülünü yazaraktan hatamızı da bulduk. Bu sorumuz bu kadardı arkadaşlar. Bu soruyu bir de MATLAB üzerinden çözeceğim. Hem bir kontrol olur hem de daha iyi anlayabiliriz. MATLAB üzerinden nasıl çizildiğini de görürüz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar.